değişik adlarla tanıdığımız bütün adlandırmaların en temelidir. Aslında politike tekne ya da politike episteme diye bilinen Aristoteles'in bir tabirin devamıdır. Fakat temellendirmesi konusunda Batı literatüründe bile çok ciddi boşluklar, hala bu boşluklar vardır. Niçin bunlar insan yaşayanlar felsefesi, insan bilimleri, din bilimleri, sosyal bilimler, niçin bu isimler, bu farklı anlandırmalar doğa bilimlerine karşı karşı kutupta yer verilen böyle bir tasnife ihtiyaç duyulmuş. Şimdi tabii aydınlanma sonrası doğa bilimleri özellikle dil teyici kavramsallaştırmayı kullanacağım. Teşvihin ekleri yani anlama ve açıklama arasındaki gerilim olarak gerilim üzerinden tanımlanmıştır. Doğa bilimleri açıklar. Sosyal bilimler anlar. Çünkü sosyal bilimlerin temeli öznesi insan olan alandır. Yani tarih, toplum, bilim, siyaset, bilim, ahlak, iktisat, bütün bu bilimlerin temelinde insan bilimleri praksis var. Ama doğa bilimleri için bir obje var, bir nesne var. Oysa sosyal bilimler, insan bilimleri, kim bilimleri, öznesi ve nesnesi de insandır. Dolayısıyla biz de der ki, biz insan eylemlerini anlayabiliriz. İnsan olduğumuz için. Yani insan eylemlerine yaklaşırken bir insan olarak yaklaştığımız için anlama peşliğin üzerinde yaklaşırız. Ama bitkilere, hayvanlara, doğaya yaklaştığımızda o bir nesne olduğu için onu anlayamayız, bir bitkiyi anlayamayız, bir hayvanı, bir madeni anlayamayız, doğa olaylarını anlayamayız ve ne yapıp açıklarız. Şimdi bunun science dediğimizde, bilim dediğimizde sosyal bilimler aslında sosyal bilimler anlamındaki bilim ve sözcü doğa bilimleri ya da işte fen bilimleri ki bilim sözcüğüyle eş değer bilimdir. Yani psikoloji mesela bir bilimdir. Psikiyatrinin yanında. Tarih mesela tıbbın yanında bir bilim midir? Yani tarih bilimi, tıp bilimi dediğimizde tıbbın bilim sözcüğüyle yan yana getirdiği, geldiğinde taşıdığı anlamla tarih bilimi peki bilim anlamıdır. Şimdi tabii bu uzun bir hikaye ve ben burada doğa bilimleri ile insan bilimleri arasındaki ayrım en temelinden başlamak mümkün. İnsan ve şeyler arasındaki esas itibariyle politike tekne ya da politike üstüne diyeceğimiz politikenin İngilizcesi yoktur. Yani İngilizce olarak şey için politika ile genelde karıştırılır. Siyaset bilim falan diyorlar. Yani politiksin karşılığıdır. Fakat politike esas itibariyle siyaset demek değildir. Ve politike birçok bilimin içine alan bu çok eski bir taksimonyadır. Bir tasniftir. Aristoteles'in tasnif. Savaş sanatını da içine alır, siyaseti de alır. Toplumu da alır. Ve ilminin temelinde polis alır. Onun da politik
eminim Türkçe, yani Türkçe'de politika girmesi, İngilizce'de de öyle. Hemen hemen bütün Batı dilleri için aynı sorun var. Sadece Arapça bu sorunu, çok ilginçtir. Politika bir sanat veya bilim olarak arkitektonik bilimler. Şimdi arkitektonik bilim esas itibariyle bir bilimler hiyerarşisi varsayar. Bugün tıpkı ana bilim dalı, yan bilimler gibi, yan dallar ayrımı gibi en temelde olan bilime arkitektonik bilim. Bütün ana bilim dalının altında başka bilim dallarının yer alması. Şimdi polis kelimesinden türeyen politike iki şekilde kullanılır Yunanca'da. Bir tanesi, duyduğunuzu tahmin ediyorum, insanı tanımlarken insan için zon politiko tabiri kullanılır. Aristoteles'in ünlü politika adlı eserinde geçer bu. İnsan, hatta Nikamakos'a etik adlı ahlak metnisinde de geçer. İnsan politik canlıdır. Buna hayvan diye çeviriyorlar ama doğru değil bu. Anima ile anima arasındaki fark nedir? Canlı demektir. Doğum politik. Bir tanesi de insan özü geri zoon logico. Yani akıllı, konuşan, düşünen canlı. Bütün mantık kitaplarında 2300 yıl bu tanımı kullanmıştır. İnsanı hayvanlar ayıran özelliği nedir? Akıllı olması. İnsan zoologikodur, yani akıllı canlıdır. Animal, rasyonale. Diğeri de politikodur. Peki bunu Türkçe'ye çevirmek istesek nasıl çevirebiliriz? Yani insan düşünen canlıları çevirebiliyoruz. Aslında o orada bile sorun var. Konuşan canlı mı, düşünen canlı mı? Ama diyelim ki konuşan, düşünen canlı. Fakat politik canlı, insan politik bir canlıdır. İfadesini Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Çeviriyor. Çünkü iki tane, iki şekilde Türkçeleştirdiği canlı var ve Yunanca'dan yapılan bütün çevirilerde, İngilizce'den, Almanca'dan vesaire, Aristoteles'in bütünlüğünün tamamında, hatta Perselemes'in kitaplarının çoğunluğunda iki sözcük kullanmaktadır. İnsan politik bir canlıdır cümlesi, insan toplumsal bir canlıdır anlamında kullanılıyor. Yanlış mı? Hayır, doğru. Arılar gibi, karıncalar gibi insan da toplumsal bir canlıdır. Polisin temelinde devletin ve kentin temelinde insanın bu doğal özelliği vardır anlamında insan toplumsal bir canlıdır. Fakat politik, zor politik olan aynı davranda insan siyasal bir canlıdır diye de çevirebilir. Yani insan örgütlü olarak yaşayan, yöneten ve yönetilen bir canlıdır. O yüzden politika kelimesi bir siyasal bir de toplumsal anlamına geldiği için politika bilimini de Türkçeleştirmek problemdir. Şimdi siyasal bilim mi demek ya da siyasal bilimler mi demek? Yoksa Fransızların gayet akıllıca ürettiği gibi sosyoloji mi demek, toplum bilimi mi demek? Yani politike siyaset bilimi demek, toplum bilimi demek? Şimdi bu sizin ilgilendiğiniz uzmanı olduğunuz bilimin tam karşısında yer alan kim bilimleri, insan bilimleri, sosyal bilimler
sınıflamasının kökeninde yatan linguistikliğin kavramsal sorunları göstermiş oluyor. Fakat doğa bilimleri içinde aynı sorun var. Doğa bilimlerindeki kesinlik, zorunluluk ve tümenlik özelliği nereden kaynaklanıyor? Şimdi ne diyebiliyoruz biz? Yanlışlanabilir olması lazım, deneye, gözleme dayanması lazım vesaire. Bu konuda bilim felsefesi uzun uzun tartışıyor. Şimdi sosyal bilimlerde, yani edebiyatta, hatta bizde mesela çok garip bir şeydir. Edebiyat, hem edebiyat ayrımı olarak şey yapıyor, sosyal bilimler biraz edebiyat görmüş. Ya psikoloji eğitimi görmek istiyorsanız hangi fakülteye gideceksiniz? Edebiyat. İşte daha böyle ciddi bilim adına layık bir eğitimi görmek istiyorsanız fen bilimi. Peki bu ikisini ben birini daha ciddi olarak bilimsel gösteren yan, ne tür bir yandır desek, bir petrososyalite bunu açıklayabiliriz, açıklarız. Hangisi matematiksel ifadeye izin veriyorsa o daha bilimseldir. Bu da yeni çağ bilimiyle, kalbirgen felsefeyle ortaya çıkan bambaşka bir muammadır. Şimdi size bir Platon'un Phaedros adlı diyalogdan bir kısa pasaj okuyacağım. Yüksek sanatların hiçbiri tabiatın üzerinde yüksekten uçarken yapılan kurgular ve belirlenikliklere olması imkan. Yani bugünkü anlayışımıza göre çevirsek şöyle diyebiliriz. Bu kendi felsefenin ciddi bilimlerin hiçbiri doğanın üzerinde yüksekten uçarken yapılan kurgulara ve gevezeliklere yüzünü çeviremez. Onu silkemez. Çünkü düşünüşteki yüksekliği ve eseri meydana getirmede gösterilen yetkinliği sağlayan bunlardır. Yani aslında bugünkü tabirle spekülasyon bile denemeli buna. Spekülatif teori denilen Almanların özellikle spekülasyon kelimesini teori manasında kullanılır. Bizde spekülasyon daha çok olumsuz ve küçümseme anlamıyla kullanılır. Platon diyor ki, gerçekten bilimler bu tür gevezeliklerle derinlik kazanır. Bunu niçin söylüyor biliyor musunuz? Hocası Sokrates, yani Sokrates'i idama götüren gerekçe bu olduğu için. Sokrates, insan bilimlerini, insanca şeyler felsefesini ilk kez dile getiren adamdır. Bakın size Cicero'nun, ünlü Latin filozof Cicero'nun Sokrates'le ilgili söylediği tanımı okuyayım. Sokrates autem primus philosophiam deparit esse ergo. Sokrat, felsefeyi gökten yere indiren ilk kişi. Onu şehirlere yerleştiren, evlerin içine kadar sokan, yaşam ve yaşam tarzı iyi ve kötü hakkında araştırma yapmaya zorlayan ilk kişiydi Sokrat. Yani aslında Sokrates hala bugünkü ayrıma bağlı kalarak söyleyecek olursam bilim
insanları temsil ettiğini temsil ediyor diyebiliriz. Tıpkı entelektüellerin eleştirileri ve küçümsemeleri yine insanlarınca bir edebiyat, bir bilmişlik gibi görünüyorsa, bundan 2500 yıl evvel Sokrat'ın Atina'daki eleştirileri de bir tür yüksekten uçarken yapılan kurgular ve gerilimler olarak algılandı. Şimdi Sokrates'in idama götüren en önemli metinlerden bir tanesi Aristofanes'in Moluklar adlı tiyatro. Oradan kısa bir diyalog size aktarmak istiyorum. Pindides, ah parasız herifler, biliyorum sen Sokrates ve Kayrefon'un da aralarında bulundukları şu atıp tutan sarı denizli parasız serserilerden söz ediyorsun değil mi? Öğrenci cevap verir. Biraz önce Sokrates Kayrefon'a bir pirenin ayaklarının kaç misli sıçrayabileceğini sormuş. Çünkü pire, Kayrefon'un başını sırdıktan sonra Sokrates'in kaşına sıçramış. Belki Aristofanes'in Bulutlar oyununu hatırlamıyor olabilirsiniz ama Erasmus'un bildiği örgüsü ironik olarak tersten okulunu ters köşeye yatırarak Sokrat'la böyle alay eder. Bir takım gevezelikler, yani hiç bu işe yaramayan boş laflar olarak, yani Kürtel'in sonradan Nicaydi'yi yükseklerde uçarken yapılan gevezelikler olarak adlandırılır. Nedir bu? Niye böyle? İnsanca şeyler konusunda tıp biliminin ve camiasının genel duyarsızlığıyla alakalı olarak bu örnekleri aktarıyorum. Hatta demiştim ki buraya girmeden, gelmeden ben, eğer yan salonunda hukukçularla böyle bir konuşma yapılsaydı, orada da aynı sorunlar şikayet ediyor olacağım. Mimarlar da bir araya gelseydi, yine felsefe ile mimarlar arasındaki ilişkide yine aynı sorundan söz ediyor olacak. Kastettiğim şey şudur. Modern bilimin tamamı için söylüyorum. Müthiş bir, çok radikal iş bölümünün ve uzmanlaşarak güçlenir. İş bölümü için bütün eşitsizliklerin kaynağıdır benim. Çünkü iş bölümü belli bir hegemonyayı, belli bir hiyerarşiyi mümkün kılar ve oradan da iktidar dağılımları gerçekleşir. Bu iş bölümleri sayesinde. Fakat bu iş bölümüne tabi uzmanların bilimlerinin bilgilerinin kesinliği, kuşku götürmezliği ve yararına karşı entelektüelin pozisyonu genel geçer şeyler söyler. Pek elde tutulamam, almam, kolay belirtmeyemem. Bir gevezelik olarak, zaman zaman haklı olarak ve gevezelik olarak anlandırılabilecek bir genelliğe yol açarken uzmanın bilgisi böyle değildir. Bir dahilecinin bilgisi kesindir, somuttur ve yararlıdır. Bir entelektüelin bilgisi, mesela benim yaptığım konuşmanın bilgisi,
sizin kongrede sunacağınız temsilcilerin bilgi değeriyle karşılaştığında biraz gevezelik gibi görünüyor değil mi? Böyledir çünkü uzmanlığın sağladığı iktidar, iş bölümünde kaynaklanan iktidar hakikaten bir yarar uğruna elde edilen bir iktidar. Ama genel üzerinde konuşmak böyle değil, genel üzerinde konuşmanın yararı olmaz. Şimdi bence modern bilimde en büyük problemi budur. Yararsız olanın değerini bilmez bilim adamları. Daha doğrusu bilimi özne olarak kullanılır. Bilim yararsız olana yüz vermez. Çünkü yararsız olan değersiz gibi görülür. Oysa genelde en azından geleneksel felsefe itibariyle söylüyorum, değerli olanlar, önemli olan şeklinde benim yaptığım bir ayrım vardır. Bilimler önemli olanla ilgilenir. Önemli olan çünkü yararlı olandır. Ama değerli olan, o yüzden mesela tıp ve etik arasında bir ilişki kursak, tıp ve ahlak, yani böyle bir konferansa, böyle bir konuşmaya çok ilgi göstermezsiniz. Uzmanlığınıza somut bir yararı olmalı çünkü. Bakın sosyal bilimler, insan bilimleri için de aynı şeyler söyleyebilir. Yani psikoloji, edebiyat gibi görünür, psikiyatriye nispet. Ya da bunlar o fizyolojiye göre. Bilmiyorum, hiç yarar kavramı üzerine düşündünüz. Yani ben bir an İngilizce isimleri saygısı bunlardan memnun etmesem. Elini yaralıdır. Kesinlikle yaralıdır. Yaralıysa aynı zamanda zararlıdır tabii. Fakat aşk öyle değildir. Aşk hiçbir yararı yoktur. Fakat çok azdır. Elini acısı bile üzerindir. Entelektüeller mecnun gibi görünürler, aşık. Ama bekara karı boşamak kolay. Güzel ameliyat vermeye bir yani uzman. Değil mi? Entelektüeller biraz daha genel, biraz daha yuvarlak, biraz daha al denetlenen bir şeylerden söz ediyormuş gibi görünür. Fakat entelektüeller de bilim insanı arasındaki temel gerilim entelektüelin bütün hakkında konuşabilme olanağıdır. Bilim adamı bütün hakkında konuşan en zayıf tarafı insanların ömürleri boyunca dünya çapında Nobel ödülü almış bir bilim adamı da olsa asla bütün hakkında konuşma yeteneği olmuyor. Dünyanın en iyi cerrahı, en iyi kardiyolog, en iyi işte farmakolog, neyse. Referandumda evet dediğim ayıp bir konusunda bir şey söyleyemez. O uzmanlığı ona yardımcı olmaz. Ama entelektüel susmak bilmez. Hem tabibe işini öğretir. Ben de siyasetçilere eşit görüyorum. Genel olanın denetleme doğuşundan dolayı bir görünümlülük üretiyormuş gibi. Oysa genel olan bütün hakkındır. Bütün hakkında olduğu için parça hakkındaki bilgiyle kıyaslanamaz. Peki bilim adamı niye parçaya mahkum bir ömrü parçayla geçirirken ve tamamen yararlı olana adanmış bir yaşam sürdürürken filozof ya da entelektüel diyelim
yararlı olana pek yararlı şeyler söyleme yeteneğinden mahrumdur. Zevkli şeyler, kendini dinletirsin. Yani ben biliyorum, biraz konuları, örnekleri genişledim. 4-5 sayesinde burada kapıldamadan tutabiliyorum. Ama bir uzman tepki filan sunsa herkes bir de lavaboya gidiyor filan bir birkaç birkaç meraklısın bir şey var. Neden? Çünkü biri yararlıdır. Ama zevkli olan yararlı değildir. Burada hazla yarar arasında bir karşılık görülüyor. Şimdi İnsani olanlar söz ettiğimize göre insani olanın karşılığına da dikkat almamız lazım. Yani insani olanın karşılığı nedir? İlahi olan, tanrısal olan, insansal olanın karşılığı tanrısal olan. Tanrısal olan nedir? Neye biz tanrısal deriz? Tanrısal bir konuşma, tanrısal bir zeka, tanrısal bir güzellik. Tanrısal sıfatını nerede koyuyoruz? Tanrısal dediğimizde ne anlarız? Benim böyle bir şeyim var. Ben tanrısalın tanrıdan önce geldiğine yapıyorum. Yani insan büyücü önce tanrısal ve ortaya çıkar. Tanrı tanrısaldan sonra gelmiştir. O yüzden felsefe Tanrı'yla uğraşmaz. Bilinin aksine. Tanrısalla uğraşır. İyi de tanrısal bilir. Neyse tanrısal için ilk adımda bir ters sıfat kullanabiliriz. Değişmeyen ve kalıcı olandır. Sürekli olandır. Zamanı direnebilendir. Yani ölümsüz olan. İnsani olan bir de fani olandır. Biri beka, hatta bizim mezarlıklarımızda ne yapar? Hüvel baki. Hüvel baki nedir? Ölümsüz olan sadece o, kalıcı olan sadece Tanrı'dır. İnsan ölür. O yüzden insanın bilgileri içinde de ölümsüz bilgiler vardır. Ölümlü olanlar var. En çok etmeli bilgisi sanki bir ölümlü bilgi var. O yüzden gerektiriyorum. Ama mesela bilim adamlarının bilgisi daha tanrısal, daha ölümsüz, daha kesin, daha zorunlu, daha yararlı gibi görünür. Fakat sorarım size, Tanrı'nın eğer Tanrı, burada Tanrı'nın temsil önemli değil, tanrısallık önemli değil. Dolayısıyla tanrısallığı tasavvur etmek istediğimizde bir tanrıdan bağımsız olarak yani. Çünkü tanrısallık denildiğinde tanrılar bile olabilir. Tanrısallığı tasavvur etmek istediğimizde o tanrısallık cahil sıfatı taşıyabilir mi? Yani cahil tanrı tanrı olmaz değil mi? Tanrılık bilmeyle gerekiyor. Yani tanrı her zaman bilen bir tanrı. Her şeyi bilendir. Kullu şeyin alim. Yani Kur'an'ın tanrısında, İncil'in tanrısında, Tevrat'ın tanrısında, Manitoba, Yahova'lar hepsi aynı zamanda bilen tanrıdır. Yani tanrı bilir. Görür, işitir vesaire ama neticede bilir. Onu bilen her şeyi bilir. Üstelik olmadan bilir. Soru şu, tanrının, ilminin kendisine bir yararı var mı? Yoktur. O zaman Tanrı'nın o yar, Tanrı muhtaç olandır. Oysa Tanrı'nın en büyük özelliği bir müstahni olması. Hiçbir şeye muhtaç değil. Yani herhangi bir Tanrı'dan bağımsız olarak tanrısallık üzerine düşünürseniz insanın olmadığı şey anlamında tanrısallık özü gereği yarardan azade olmuyor. Mesela Aristoteles'in metafiziğinde
İslam davranışlarında tanrısal akıllılıkla ilgili bir bölüm var. Bütün insanlık tarihinin üzerine en çok konuştuğu bölümlerden biri. Tanrı nasıl düşün? Maalesef, maalesef olsun, maalesef. Tanrı neyi düşünür? Kendinden başkası olmadığı için, Tanrı kendi dışında olanı düşünemez. Çünkü Yunan bilincine göre benzer benzeri düşünebilir, bilebilir. Tanrı kendi dışındakilerle ilgilenmez. Çünkü Tanrılar yakışmaz. Başkalarını Tanrı'nın bilmeye ihtiyacı yoktur. Tanrı meraklıdır falan diyemez. O zaman Tanrı'nın düşünmesinin, düşündüğü şey nedir denirse yine kendisidir. Yani Tanrı tatlıyı düşünür. Niye düşünür? Bir yarar için bir yere ulaşmak istiyor. Hayır, Tanrı o şekilde düşünmez. Ne nasıl düşünür? Tanrı neyi düşünür? Bu bütün orta çağda bilinmemiştir. Hatta hala değişik kılıklarda bunlar ister tanrısallık değil, başka şeyler bu alanlara sokun. Aslında akletme, düşünme tanrısallık anlamında. Yani insanın tasavvur edebileceği en yüksek düzeyde, en mükemmel düzeyde yarardan azade olan düşünme. Tanrı bir yarar için düşünme. Ve sadece kendini düşünme. Ve Tanrı toplumca başkalarıyla da konuşarak düşünmez. O yüzden yalnızlık kime mahsus olur? Tanrı'ya mahsus. Tanrı yalnız olur. Ne iş yapar? Tanrı çalışır mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de bile Tanrı'nın fiillerinden söz edilir, amellerinden söz edilmez. Çabalaman yani Tanrı. Peki Tanrı o zaman yakışan şey nedir? Bilgi olmak. Yani bir fiil burada dinginlik anlamında kullanılıyor. Tanrı, Aristoteles'in Tanrısı tarafından önemli, hareket etmez. Kinetik değildir yani. Ama bir fiil. Ben bunu Türkçe'ye şöyle çeviriyorum. Deminimsiz eyler. Tanrı deminmeden eyler. Peki burada olanın dinginin kelimesi, bu Yunancası, bu da Skole. Skole, bizimce skol, yani Batı dillerindeki okul anlamında kullanılan kelimenin skolastik kelimesinden doğrudan gelir. Kökenidir. Skole, Yunanca'da boş zaman demek. Çünkü öğrenciler çalışmaz. Öğrenci çalışmayan okul work yok yani öğrenci çalışmaz. İki sınıf çalışır. Filozoflar çalışır. Filozoflar yürür. Yürüyen adam çalışır. Meşer, eyvaka gitmeler. Yürürken komşudur. Filozof komşu ve düşünür. Ama çalışmaz. Düşünme bir çalışma değildir. Eğitim bir çalışma değildir. O yüzden çocuklar, gençler çalışmaz. Skole, skol, ya skul, esas itibariyle boş zamanın mümkün kılıyor. Kelime aynı zamanda boş zaman anlamına gelir. Boş zamanın ya sahip olanların yaptığı iştir. Eğitim, çalışmayanların vakit ayırabileceği işler yapar. Yani eğitim görüyorsanız çalışmaman lazım. Şu an Amerika'da mesela hem çalışıyor hem okuyor diyor. Okuyorsa çalışmaması lazım. Çalışmakla okumak birbirinin karşılığıdır. Çalışan okuyamam, okuyan çalışan. Aynı anda. Ama gündüzleri okur, geceleri çalışabilir. Ama esas itibariyle
school kelimesinin kullanılmasının sebebi öğrencilerin çalışmaktan uzak tutulmaları. Ama hangi öğrenci sorumluları daha sonra zenginler, buluşan tüccarlar, hiç çocukları çalışır, okuyamaz. Şimdi Tanrı çalışır mı? Tanrı da çalışmaz. O yüzden ne yapar? Düşünür. Tanrı farkı düşünür. Boz zamanında çoktu ve hiçbir yararı da yok. Şimdi sizin bilim adamları güzel yok vermek zorundayım. Çalışıyoruz. Eğer mesleğinizin hakkını vermek istiyorsanız çok çalışıyoruz. Oyun benim düşünüyorum. Maaşını düşünüyorsunuz. Gelirlerin, dünyalıklar, arabalar vesaire. Şimdi öyle rastlar. Kitapçılar fena durumda değil. Çok yüksek, uzun bir eğitimden geçiriyorlar sizi. Eğer mesleğinizin hakkını vermek istiyorsanız, boş vakitlerde hayvanlık yapmamalısınız. Yani düşünmemelisiniz. Niye düşünmemelisiniz? Referandumdan size ne? Dolayısıyla bilim adamı, yani bu bir avukat da olsa fark etmez, bir mühendis de olsa fark etmez. Sadece işiyle alakalı olarak zamanını kullanabilir. O yüzden sıra hiç içine gelmez. Yani bilim adamı aşık olamaz. Ne demek olsun? Çünkü kendi yararı var, başka bir yararı yok. Şimdi bilim hakkında konuşalım. Boş zamanı, boş işlerle, boş işte şey konsere gideceksin, tiyatro gideceksin, sinema, müze, filan kitap okuyacaksın. Bunlar sizin mesleğinizde ilerlediniz. Tam tersine, mesleğinizde gerilediğinize, rekabetten geri kalmanıza yol açar. İlk doktor olarak, ilk doktor olarak diyorsanız, zamanınızın mesleğinizle ilgili derinleşmekle kullanılmaz. Bu nedir? Yaşamla aranıza mesafe koymak. Yaşamla aranıza mesafe koyduğunda bütün üzerine düşünme hakkından bağlıdır. Hatta daha iyi. Yaptığınız işin doğası, özü, getirdikleri, götürdükleri üzerine bir muhasebe yapmaktan da uzak durur. Şimdi, Sokrates, uzmanların daha biçimden değerli gördükleri Fedon'da bir paragraf var. İsmini de onu okuyacağım size. Çünkü bu şu demek bir beşinci, dördüncü, beşinci yüzyıl Atina'sında yani 2500 yıl evvel o dönemin bilim adamlarının düşüncelerinin neler üzerine düşündüğünü bir listesini de bize vermiş oluyor dolaylı olarak. Tarihsel değeri çok yüksek bir pasajdan söz ediyor. Sokrates kendisinden söz ediyor aslında. Kendi şeyini doğa bilimleriyle arasındaki ilişkiyi sorguladığı bir pasaj bu. Gençlik yıllarında doğa araştırmaları olarak bilinen ilme çok meraklıydı bir kez. Çünkü her şeyin nedeni, onun niçin doğduğunu, niçin yok olduğunu, niçin var olduğunu bilmek bana çok önemli görünüyordu. Şu türden konuları araştırarak dolanıp duruyordum. Canlıların oluşmasını sağlayan, kimlerin söylediği gibi sıcak ve soğuk sağlığını çürümemidir.
düşünmenizi sağlayan kan mı, hava mı, ateş midir? Yoksa işitme, görme, koklama duyularını sağlayan, onlardan hafıza ve sanıyı oluşturan, hafıza ve sanı belli bir bilgiye ulaştığında bunlardan bildiği meydana getiren şey değil midir? Oysa o dönemde Hipokrat ve Galen'in buna göre, Galen uzunluğunu iştah edersiniz, kalp, Aristoteles tıbbına göre bilgi, düşünme, kalp ve yapılan bir şey. Beyin ve bilgi. Sonra bütün bunların yok oluşlarına yeniden ele aldım. Gökteki ve yeryüzündeki olayları inceledim. En sonunda da bu tür araştırmalar için hiçbir yeteneğim olmadığı yargısına var. Şimdi bu pazarlanan bölge Sokrat'a Aristofanes'in bulutlar adlı oyununda pireleri bacaklarının işte birkaç metre sıçradığını ölçüyorum gökyüzüne ve yıldızlarla incelemeler yapıyorum filan şeklinde suçlamalar aslında doğru değil. Çünkü Sokrates idama mahkum edildiğinde, idama mahkum edildiğinde sürecinde doğa bilimleriyle uğraşmıyor. Sokrates insanca şeylerle uğraşmaya başladı. Doğa insanca şeyler değildir. Ne dediği tanrıca şeyler. Öylesi Yunan felsefesinde doğa bilimleri tanrıca şeylerdir çünkü zorunlulukların alanıdır. Doğa. Ama insan, toplum, siyaset bunlar zorunluluklar değildir. O yüzden Cicero, Sokrates için ne diyor? Felsefeyi gökten yere indiren adam. Şimdi bir pasajı daha okuyacağım ve topluyorum. Arapçasından okuyayım, izin verirseniz. Yine Sokrates'in, Platon'un müdafaa, Sokrates müdafaası diye yine bilmiyorum. Sokrates mahkemesi olup bitenleri tartıştım. Onun iki talebesinden gelen kayıtlar var. Bir anılar var, Xenophon'un. Bir de Platon'un savunması var. Bu benim sıralayacağım nedir? Farabi'nin bir kitabından alıntıdır. Ve şeyin için savunma metni için ihticacı Allah'a göre sahip eğitimliğini de esinme. Atina halkına ileri gelenlerine karşı savunma adlı bir misale. Diyor ki, orada Sokrat, Aratus çok hoşuma gittiği için Aratus'u okuyorum. Ya kavmi, inni vesto ekulu emin ekmetekum hâzi ilahi emrun batu. Ve lakin ekulu vesto ahkenam. Ve innemâ ekulu inni hakimun bi hikmetin misaniyetin. Terbimesi şöyle. Ey halk, ben sizin tanrısal bilginizin yanlış bir şey olduğunu sanıyorum. Fakat ben biliyorum ki, ben bu dediğiniz tanrısal bilgiliği yapamıyorum. Ben sadece insani bir bilgelikle bilgi olduğunu söylüyorum. Sokrat'ın idamına karar verilirken yapılan suçlamalardan biri kendisinin bilgi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla işte Tanrı'dan haber aldığını söylüyor, Allah'ın inançlarıyla alay ediyor, onları küçümsüyor filan, yeni bir din getirdi filan dediğinde Sokrat diyor ki beni niye suçluyorsunuz? Bilgelik de. Ya ama benim bilgeliğim nasıl bir bilgelik?
benim bilginim, o sizin bilginiz, tanrısal bilginim değil, ben göklerden haber filan dedim ya. Eğer benim bilginim, iddia edilen bilginimden söyleyecekse, o bilginim insani bilginim. İşte bu human science'ın temeli burası. Hatta orijinal savunmadan okuyayım. Çünkü ey Atina erleri, benim adımın çıkmasının pek bir şey dışında başka hiçbir sebebi yok. O da bir tür bilgilik. Ne türden bir bilgilik? Bu. Ben de sadece insana özgü bilgilik. Ben bu bilgelikte bilge olmaya cüret ediyorum. Oysa şimdi söz ettiklerim insani bilgelikten daha üstün bir bilgelik ve bilge olmalı. Yani söz ettiklerimizi beni suçlayanlar. Yani ben bilgelikle suçluyorum, ben insani bilgelikle bilgeyim. Ama beni suçlayanlar herhalde benim sahip olduğum bilgelikten daha üstün bir bilgelikle bilge olmalılar. Söyleyecek bir şeyim yok bu konuda. Çünkü ben o bilgeyi tanımam. Şimdi... Sokrates'in insani bilgilikle ilgili olarak yaptığı bu ifadenin hepsi doğa bilimleri karşısında ilk defa siyaset bilimi, politik bilimi, toplum bilimi, insani olan sorunları incelediği ortaya çıkaran kişiydi. Sokrat'tan önce bu yoktu. Yani Sokrat'tan evvel felsefe doğayla, doğa bilimleriyle ilgileniyor. Sokrat'la birlikte Sokrat şeyler hatta Platon Thales için örnek verir. 400'ündeki yıldızları inceler ve bilmiyoruz çukuru görmez. Platonlar için yapılan suçlama genelde budur. Şimdi Sokrates'in ikinci talebesi, Xenophon'un anıları yine Sokrat'ın yaptığı işi anlatan bir başka metin. Elimizde bugüne kadar iki tane metin var zaten. Bir sene bunu bu şimdi okuyacağım anıları, bir de Platon'un diyalogları. Şimdi burada iki tane konu vardı. Biri antropina, yani pantropina insancı şeyler. İnsanla ilgili konuları ele alan bilimler diyelim. Bir de tanrısal konuları. Tanrısal konular dediğim gibi doğa bilimleri. Şimdi Sokrat'ı niye idam ettiler? Sokrat ne yapıyordu sorusuna cevap verirken der ki Xenophon. Bu konularla uğraşanlara şöyle söylüyordu Sokrat. Kendisi sohbetlerinde hep insana özgü konularla ilgili olarak dindarlık nedir? Dinsizlik nedir, güzel nedir, çirkin nedir, doğruluk nedir, eğrilik nedir, aklı başındalık nedir, dirilik nedir, cesaret nedir, korkaklık nedir, devlet nedir, devlet adamı nedir, insanları yönetmek nedir, insan yöneticisi nedir diye araştırıyor. Başka konularla da konuşuyor. Ve bu konuları bilenlerin adam olduklarını, bilmeyenleri ise haklı olarak köle deneyeceğini söylüyor. Yani Sokrat'ın asıl bilmekten söz edildiği şey aslında bizim Yunus'umuzun, Yunus'un söylediği şey hangisi? Bilim bilmektir. Bilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice olur. Şimdi Platon'un Sokrates'i savunmak için kullandığı o cümlenin devamını okuyacağım. Fedros'tan bir pasaj. Yani yüksek sanatların hiçbiri tabiatın üzerinde yüksekten uçarken yapılan kurular ve gelebiliklere
bildiriklere omuz silkemez. Çünkü düşmüştük ilgisiyle ekonomilerin getirilere gösterilen yetkiliği sağlayan bunlar. Şimdi bakın, alt filo doku nasıl bakıyor? İnsanla ilgili konularla uğraşan filo doku. Sadece filozofun düşüncesinin kanatları var. Yani bilim adamları yürürler, uçamazlar. Çünkü onun, filozofun düşüncesi, Tanrı'yı Tanrı kılan şeyleri anımsamaktan ve gücünün yettiği kadar onları takip etmekten geri durmaz. Anımsamadan faydalanmasını iyi bilen, en üstün gizemlere daima tam şekilde eren insan ancak böylesi bir gün gerçekten yetkinleşir. Fakat insanları uğraştıran şeylerden gelinmediği, çektiği ve tanrılık olana bağlandığı için halk ona aklından zor olduğunu söyler. Burada bir tanrılık affetmekle alakalı. Yani sadece günlük olaylarla ilgilenmemesini gel dolayı halk bunlara deli der. O bir tanrının peşinde kendinden geçmiştir ama halk bunun farkında değildir. Çünkü filozof yararlı olanla uğraşmaktadır. Bilim adamıyla entelektüel veya filozof arasında bir temel ayrım felsefedir. Filozofun bilimi yapan öznenin kendisini bir düşünmesini talep etmesidir. Bilim adamı, bilim adamı, yani bilimle uğraşan, bilim insanı insanla uğraşmak, bilimle uğraşır, nesnesiyle uğraşır. Yani şöyle bir benzetme yapabiliriz. Bilim adamı ata binmiş, hedefine doğru giden bir süvariye düşündüğü bir tek şey vardır, hedefe ulaşmak. Atı yorar, çatlatır, düşer, kalkar ama eğer ciddi bir bilim adamı olursa bak, hedefine doğru çiftlenir ve hedefine doğru şey yapar, uçar. Bilim adamının üzerinde düşünmediği şey süvarinin kendisidir. Yani düşündüğü hedefin içinde kendisi yoktur. Neler olabilir? Çıkarları olabilir, geçimi olabilir, tutkusu olabilir. Ama bilim adamı uğraştığı, uzmanlaştığı alanın dışında bizzat o alandan dikkatini ayırıp kendisi ve kendisinin içinde yer aldığı toplum üzerine düşünebilecek vakti bulamaz. O vakti bulsa kendisiyle nasıl meşgul olacağını bilir. Bunu felsefede insanca şeyler ve tanrısal şeyler olmak üzere ikiye ayrıldığını söylüyor. Bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde bu konuda İlim ve irfan diye. Yani aslında söylemeye çalıştığım şey, ilim dediğim şey eskiden ilimdi. Yani ilim kesin bilgiler. Ama irfan. İrfan bakın bilmek değildir. Yani hastanızı bilebilirsiniz. Hastanızı tanımasanız bilirsin, raporları veriyorsunuz. O raporlardaki verilere, donelere dayalı olarak hastanın teşhis edilir. İyi bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama bu bir tanıma değildir. Bu bir bilmedir. Neden? Çünkü dolaylıdır. Tanıma, dolayısı dolana verilir. Yani biz ne zaman tanırız, ne zaman bilirdi? O yüzden o ünlü tapınakta, Berk tapınağında ne yazıyor ki nasıl seyahat? Kendini bildiği,
kendini tanır. Çünkü insan kendisini bilemez. Kendisini bildiğinde aynanın karşısında aynada çıkan sureti görür. Bilmek bu. Ama oradaki suret doğru değil. Fakat insanın doğrudan kendisine iç gözler yapması işte buna bir tanıma diyor. Problem modern bilgi. Bizi tanıma araçlarından yoksun kılmak pahasına bilgi sahibi yapması. Yani mesleğimizle ilgili yetkinliğimiz ne kadar yüksek olursa olsun o yetkinliği, mesleki yetkinliği kazanmış olan kendinin hakkındaki dikkatimiz yerlerde sürmektedir. Bu bazı mesleklerde çok belirlidir. İlk aklımıza gelen meslek nedir? Yani deformasyon profesyonel belirli lazımdır. Askerlik. Genelde askerler dış görünüşe ve rütbeye mesleki hiyerarşiyle bağlı oldukları için üniformanın içinde yer alana fazla vakit ayıramazlar. Bir düşman vardır. Düşman anın dönükte de olabilir, karşı cephede de olabilir. O yüzden bazı meslekler insanın bireyselliğini, kendini keşfetmesini engelleyen meslekler olarak algılanırdı. Profesörlük mesela 19. yılında böyleydi. Tıp biraz böyledir. Cerrahlar tabip kabul edilmez. Yani o yüzden berberler diş çekerler. Cerrahlık yaparlardı. Çünkü niye cerrahlık bir bilim değildi? Çünkü cerrahlık sanat ve hekim, tabip sıfatını taşımanlar Osmanlı'dır, Yunan'da da öyledir, Roma'da da öyledir. Yani doktorlar, cerrahlar ve çok ilginçtir, göz doktorları. Üç ay doktorları. Yani göz doktorları müstakil olarak hekim değildir. Oftalmoloji diyorsunuz bana. Cerrah da hekim. Neden? Çünkü bunlarda episteme yani teoriya, yani ideolog. Bunlar sanat. Episteme varsa ona tabip edin. Şimdi bu konuşmayı anlamak önce bir ayrıntıya dikkatimi çekmek istedim. Türkçe'de üç kelime vardır. Üçünün de kelimesi şeyi aynıdır. Bir tanesi bir şey sözcük bozulmasıdır. Biri hakim. Hakim hikmet sahibi olan demektir. Hakim hüküm sahibi olan demektir. Peki hekim? Yani tabip var Arapça. Tabii Arapça'da hekim diye bir tabir yok. Kelime Arapça olmasına rağmen Türkçe'de var. Arapça'da hakim var. Hakim hikmet sahibi. Hakim hüküm sahibi, yargıç demek. Ama hekim ne hekim? Hayır, Arapça. Kendini Arapça mı? Türkçe de var bu kullanım. Lokman hekim diyor. Hekim doktor demek. Çünkü doktor aslında yarı filozof kalır. Çünkü insan bilgisi, bedenin bilgisi ve ruhun bilgisi olarak ikiye ayrılır. Ama beden parça, ruh bütün olarak kabul ediliyor. Bu arada benim baktım ne oldu? Ben devam ediyorum ama. Zamanın yarısı boş yapmış. Ben biraz daha dozu arttırayım. Şimdi hekim esas itibariyle evet tabii demektir, doktor da değildir. Ama aynı zamanda hakimin bu telaffuz olarak bozulmuş. Neden?
Ben yanımda getirdim ama onlara başımda ağrıtmayacağım. İki alanda elimizde belge var. Bir tanesi Milan'dan 2 yıl önce. Bitiriyorsun ünlü mimarlık hakkında 10 kitap. Orada bir bölüm var. Her mimar felsefe eğitim almalıdır. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani okusak o bölüm işaretsin, açıklasak biraz. Her mimar biraz derviş olmalıdır. Bizim Türkçe, Anadolu Türkçesi. Yani illa parayı kapacağım diye şaşalı binalar filan yapıp mesleğini, kazancını, mesleğinin önüne geçirmem. İkinci, Galen, Hipokrat ve Galen. Galen, kim biliyorsunuz? Şeyin, Marcus Aurelius'un şarap çalışmasıdır. Onun en romansa şeyleri, şarap kalitelerini kontrol eder. Ve doktoruydu. Galen'in bir kitabı var. Her tabip filozof olmak zorunda. Aslında filozof metafizik, fizik vesaire bilimlerine ulaşmak zorunda değil. Her tabi, her doktor biraz vermiş olmak zorunda. Ne demek? Orada da bir şey söyler. Yani ahlaklı bir adam olmak zorunda. Yani biraz insan olmak zorunda. Çünkü oradaki felsefe tabiri dünya malına düşünen çok göre gitmez. Meslek ne olduğunu birisi olmamak, insana hürmet etmek, mesleğinin asıl hedefini insana hürmet etmek demek olduğunu unutmamak, plan anlamında, o da uzun bir, yani uzun dediğim dinledir, 28 sayfalık bir risaledir. Arapçaya 9. yüzyılda tercüme edilmiştir, Yunan İmancası da. Arapçası da hatta iki tane de Türkçe tercümesi vardır. Aslında onları tıp öğrencilerine okutmak lazım. Şimdi ben entelektüel ve bilim insanı arasındaki gerilim olarak bakıyorum. Tabi entelektüel değil ki bunun aklından başka şeyler geliyor. Ama kastettiğim uzmanla doğa bilimde, uzmanlarla bu uzmanların yaşam ve kültürü arasında ortaya çıkan mesafeden mesafeye dikkat çekmek. Bunun en güzel örneklerinden biri kaybettim Yusuf'u Kenan'ın diye Yusuf Uğur'u Mül Kenan Bulmaz Yunus'un diye Yusuf'un beyti. Yusuf İşte o insandır, yani o uzmanın kendisidir. Kenan, toplumdur, meslektir, bir takım dünyevi kaygılardır, makam, mevki, rütbe, şöhret, para, kuldur filan. Çokluktur yani. Hatta buna taşra derler. Taşra, dışarı kelimesinin eski tarafıdır. Taş ve çıkmak, dışarıya çıkmak demektir. Dışarısı, neyin dışarısı? Şehrin dışı. Şehir ve kalp. Kalbin dışı. Yani insanın kendi dışına çıkması demektir. O yüzden kaybettiğimiz Kenan ilinde, ilke, il burada önemli şehir veya. Niye kaybettik? Yusuf'u kaybettik. Yusuf kim? Bütün her şeyi kendisi için yaptığını yol vermek öz. Nusuf'u dertmek istemiyorum. Nusuf bulunur, mülkeden bulunmaz. Yani insan bir süre sonra Nusuf'unu bulursa, nasıl ki Kenan'a dalgında Yusuf'u unuttuysa, Yusuf fark ettiğinde Kenan'ı bu bir doktor hayal bile etmek istemeyecek bir çağrısıdır. Mesleğindeki başarılarına zarar verebileceğini fark etmiştir.
Bu harika bir şey, güzel bir ilişki var. O yüzden ben bu süreçini sonlandırayım. Dermişim bir yanında genç talebesi de dolanıyormuş. Yaş efendi, sizler ben yoruldum demiş. Tüm bir aydın altında dönme resmin. Sen de bu arada bir tesbih, su dolu kalıbı olsa nasıl geçer? Şunu yandan geçer. Tamam. Kimledim mi? Şeye doğru, çeşmeye doğru seyretmiş, dönmüş. Ben orada başkaları da su dolu diyor. Mecburen beklemiş. Bir beklemiş giden bir kız. Güzelmiş, açan açan. Vurulmuş kıza. İşte böyle bir bakışmışlar, ya kız suyun olmuş. Yani bu da hemen arkasından vurmaya başlamış. Ya kız işte yani bir şey olmuş ki, bir babamlar istemiş. Yani doğamayacağım ben. Sonra tamam. Gitmiş, evin kapısını vurmuş. Adam çıkmış, demiş, amca böyle böyle, ben Allah'ım da Peygamber'in tarifini, kılımı tarif. Onu senden istememiş. Adam demiş. Tamam, ben gözümü tuttum, verdim yeter demiş. El vermiş, çocuklar vurmuş. Çocuklar vurmuş. Ondan sonra herkes bir gün kaynana vefat etmiş. Çocuklar demişler ya baba bir dakika büyüdük şehre gidip rızkıldık adamı bize destur ver. Çocuklar bekliyormuş. Bir gün kayınpeder olmuş. Derken aradan bana geçmiş halatım demiş. Bu da emin evde otururken. Harun bir şey ben şeyi unuttum. Ona su götürecektim. Hemen bir şey testi kalkmış, korkma çeşme. Hemen suyu doldurmuş, koşmuş indir ağzına. Oraya bakmış şey orada. Bakmış bana demiş ki, nerede kaldı, nerede kaldı demiş. Az kalsın ben demiş. Şimdi çocuk, yani artık koca adam olduğum için, şeyi ne zaman kaldı? Yalnız kaldı. Şehir, şehrin tesiri kalmadı. Aslında orada bekleyen şey, suyu almaya giden yer farklı değil. Yani hepimiz ayrılarak görüyoruz. Yani ayrılmak, parçalanmak bunun adını temellendirmesi nasıl bir başlık vardır. Yırtılmak aslında gelişmenin, ilerlemenin koşulunu ana rahmet. Annemle mesleğinden ayrıldınız. Evden ayrıldınız. Okuldan ayrıldınız. Bunların bir içinde ayrılamadığımızda patoloji başlar. Ayrılmak sağa falan gittir. Yani ayrılmanın travması yine baş edebilirse sağlıklı olarak yola devam eder. Yoksa ana rahmine doğru bizleri karnımıza çeken ilk depresyonda ana rahmını özlemeye başladık. Çocuk efendiden ayrılıyor, çeşmeye gidiyor. Çeşme, Aybara, çarşı, okul.
uzmanlık alanlarımız, mesleğimiz, fark etmez hangi alanda olursa olsun. Aslında büyüklüğümüz bir yerde ilerlemek için zorunlu olan farklılıklar var. Ama belirli bir aracında gözümüzü, bütün o yolculukları kendi uğruna yaptığını gözümüzü unutmak da sonuç. Bu psikolojik kişisel bir öykü olarak bunu söylemiyorum. Bir bilim adamı esas itibariyle yararlı olan bu işinden koştuğu için kırbasından suyu doldurmak da olur. Orada ahur böyle bir cennet görürse ona aşık olmak da olur. Onun babasından istemek da olur. Çalışmak da olur. Çoluk çocuğu görmek da olur. Onları büyütmek de olur. Falan. Ama bu durum yalnız İncil ağacının dibindekiyle irtibat kurmak zorunda. Böyle bir zorunluluk olmaz da cahillere ve gafillere hayat kolay. Sorun şu, İncil ağacının altındakiyle konuşabileceğin dili de hatırlamak zorunda. Sadece İncil ağacının altındaki efendi hatırlamak, onu kurtarmak, o Yusuf'un dilini de hatırlayacak. Ya bunu hatırlaması için bu bilgi biliyor olması kendisini bu konuda geliştirmesi lazım. En azından istidadını körelmesi, engellemesi lazım. Ya ama bu destekle uzmanlaşmak da olmaz mı? Ne olur? Kültürü olur. İnsanın ruhuna vakit ayırması. O ruhu sinemaya gidebilirsiniz, tiyatroya, konsere, onunla aşık olmasına izin vereceksiniz. Maaş belki alınacak, belki meslektaşınıza rekabeti görmeyeceksiniz vesaire. Şimdi yani uzmanların entelektüellere ihtiyacı var. Yani hiçbir şey yaramayan adamlar. Değerli olan ihtiyacı var. Önemli olan da hayat bitiyor. Değerli olan hep ıskalanmış olarak. O yüzden değerli olan mı önemli olan? Biz önemli olanı elde etmek üzere eğitim alıyoruz. Çünkü o boş zamanı bize sağlayan ebeveynimiz ya da devletimiz, toplum onu bizden almak için o boş zamanı veriyor. Sonradan bizi çalıştırmak için. Peki aileden zengin olanlar vesaire, yani ekonomik temeli var. O Türkiye'de bir kültür sorunu var. Çok ciddi bir kültür. Sermaye birikimi, para yok yani. Parayı bulan ben yaşlıyım. Ben yaşlıyım da para denir mi? Yani. Bu genç yani. Babadan kalacak, baba parası denir. Baba parası olmadığında o parayı bizlere pek bir kazanmaz yani. Fakat bu toplumla birlikte hareket bir yeteneklerimizin güçlenmesi demek. Bir mahsul var mı? Hayır. Sağlık işareti. Toplum sağlık. Almanlar ona Gemeinschaft Gefühl derler. Yani toplum sağlık duygusu. Toplum sağlık duygusu sosyal görürse benim gibi adamlarda biraz vardır. Patoloji olmaya çıkıyor. Ve toplum sağlık duygusunun güçlenmesi tuhaf bir biçimde bireyselleşme yeteneğimiz zayıflıyor. Yani kendimize vakit ayıralım, kendimize unutalım. Bilimlerde de bu, sadece tek tek kendim için söylemiyorum bu. Bilimlerde de, yani o yüzden mesela şey, deontoloji, tıp terapiyle ayrılmış bilimdir. Tıp kültürü diye bir şey. Yani hatta tıp bilimiyle daha çok tıp sanatına evrilme, edebilmiş durumda. Yani zordur denir, bilmesi denmez. Yani hastalar artık bozuluyor. Yani organizmalar hastalanır, mekanizmalar bozulur. Dolayısıyla artık insan organizmalardan çıkıp bir mekanizma haline geldiği için bugün tabibi hastayı tamir ediyor. Bilimlerin örgütlenmesi
sürecinde de bilim adamları entelektüel yönlerini törpülemek kaydıyla uzmanlaşabiliyor. O yüzden öyle bir yetim olsaydı, hiç tereddüt etmezdim, tıpın giderlerinde. Çok sıkıntı bir eğitimden geçtiklerini tıp öğrencilerine, insan yaşayacak konusunda da bazı şeyler öğrenmelerini ister. Bu mutlaka hoşuma son veriyorum. İçin insan tepkisi, alt